Bu videoda ayrılabilir diferansiyel denklemlerin genel çözümlerini bulma üzerine biraz daha pratik yapacağız. Diyelim ki elimizde dy bölü dx eşittir e üzeri x bölü y. Evet böyle bir denklem olsun. Bakın bakalım bu diferansiyel denklemin genel çözümünü bulabilecek misiniz size? Küçük veya büyük bir ipucu vereyim bu ayrılabilir bir diferansiyel denklem. Şimdi, ayrılabilir bir diferansiyel denklem ile uğraştığımız için, y'leri ve dy'leri bir tarafta, x'leri ve dx'leri diğer tarafta toparlayabiliyor olmamız gerekiyor ve bu diferansiyel terimlere birer değişken gibi davranabiliriz. Bu matematiksel olarak çok doğru olmasa da yine de böyle yapacağız. O zaman önce iki tarafı da y ile çarpalım ve bakalım ne elde ediyoruz. Sol taraf y çarpı y'nin x'e göre türevi eşittir sağ tarafta e üzeri x olur. Şimdi de iki tarafı da dx diferansiyeli ile çarpalım. dx ile çarparsak bunlar birbirini götürür ve geriye y çarpı dy eşittir e üzeri x dx kalır. Öyleyse bir de iki tarafın integralini alalım artık değil mi? Peki, YDY'nin integrali nedir? Burada ters kuvvet kuralını kullanmamız gerekiyor. Buradaki kuvveti 1 arttırırız. Y üzeri 1'in ters türevini alırsak burası Y kare olur. Ardından arttırdığımız kuvvete böleriz. Bu da eşittir e üzeri x'in ters türevi. Aynı türevinde olduğu gibi yine e üzeri x olduğu için bunun yerine de e üzeri x yazabiliriz. Buraya bir de artı c yazmalıyız öyle değil mi? Burada y x türünden ifade edilmiş olmasa bile sonucu istersek böyle bırakabiliriz. İsteseydik y'yi artı eksi karekök içinde 2 çarpı bu ifade olarak da yazabilirdik. Ama sonucun bu hali verilen ayrılabilir diferansiyel denklemi sağlayan genel bir ilişki formunda olduğu için sonucu bu şekilde bırakabiliriz. Şimdi. Hadi başka bir örnek ile devam edelim. Diyelim ki bu sefer y'nin x'e göre türevi eşittir y kare çarpı sinüs x olsun. İsterseniz videoyu şimdi durdurun ve genel çözümü siz bulmayı deneyin. Aynı şekilde yine y'leri ve x'leri birbirinden ayıralım. Şimdi bakalım her iki tarafı y üzeri eksi 2 ile çarpabiliriz. y üzeri eksi 2, y üzeri eksi 2 bunlar 1 eder. Sonra da iki tarafı dx ile çarpalım. Bu tarafı dx ile çarparsak bunlar birbirini götürür. Bu tarafı da dx ile çarpalım. Geriye y üzeri eksi 2 çarpı dy eşittir sinüs x dx kalır. Sıra iki tarafın integralini almaya geldi. y üzeri eksi 2'nin integrali yani ters türevi nedir? Tekrardan ters kuvvet kuralını kullanalım. Kuvveti 1 arttırırız. Öyleyse burası y üzeri eksi 1. Arttırdığımız kuvvete de böleriz. Yani bölü eksi 1. O da bu şeyi eksi yapar. Bu da eşittir. Evet, evet. Sinüs x'in ters türevi nedir? Eğer buraya bir eksi Tabi buraya da bir eksi koyarsam belki daha tanıdık gelebilir. Eksi sinüs x'in ters türevi, evet kosinüs x olur. Öyleyse bütün bu ifade eksi kosinüs x haline geldi. Her iki tarafı eksi 1 ile çarpıp tekrar yazarsam bunlar artı olur ve böylelikle 1 bölü y eşittir kosinüs x buluruz. Artı C'leri yazmayı unuttuk. Onları da şöyle ekleyiverelim. Evet. Eğer Y'yi açık bir şekilde ifade etmek istersek de her iki tarafın çarpmaya göre tersini almamız yeterli. Bu işlemden sonra da Y eşittir 1 bölü kosinüs x artı c buluruz. Bu da bizim genel çözümümüz olur. İşte hepsi bu.